Disco. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Emin Narçin. Arkadaşlar bugün parayı nasıl kazanabiliriz? Bana çok soru geliyor. Ben çok kişiye sordum nasıl video yapayım diye. Bir tane arkadaşımız, Oğuzhan arkadaşımız, ona buradan teşekkürlerimizi sunalım. Dedi ki abi dedi millet merak ediyor nasıl para kazanılabilir ya, bu server'a çok kişi yeni başlıyor ve paranın nasıl kazanılacağını bilmiyorlar dedi bana. Ben de böyle bir video yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi sen para kazanmak istiyorsan ilk önce bakacaksın server'da ne gidiyor kardeşim, server'da ne iş, bu kadar market var, bu marketlerde neler satılıyor, ben ne yapabilirim, yani benim olanağım neler yapabilirim de. Neler yapabilirim ki server'da satabileyim? Yani adamlar site mi de satıyor, siz site yapamazsınız. Adamlar bilmem ne satıyor, yapamazsınız. Ama atıyorum bir sandık toplayabilirsiniz. Bir ejdere çıkabilirsiniz. Ha, ben bir bakayım. Bu itemler ne işe yarıyor, nasıl tedarik edilebilir konusu olacak arkadaşlar. Peki biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Ben bütün YouTube'daki bütün para nasıl kazanılır videolarını izledim. Pek tatmin edici bir şey bulmamamın nedeni şu. Adam söylüyor, bir tek sözde kalıyor. Ben bugün ne yapacağım? İlk önce bakacağım burada. Size göre siz neler tedarik edebilirsiniz? Bir düşük level nasıl para kazanılabilir? Anladınız mı? Pazarlara bakacağız. Mesela atıyorum sandık mı? Gideceğiz hep beraber sandık toplayacağız. Ne işe yarıyor? Ne oluyor? Her şeyi beraber yapacağız. Ben bizzat kendim gideceğim, ejderha keseceğim. Gideceğim kule çıkacağım, gideceğim falan filan. Yani biz beraber yapacağız ve ondan sonra bir hesaplama yapacağız. Ben bugün ne kadar para kazandım? Bunun hesabını yapacağız arkadaşlar. Bugün ben ne kadar para kazandım? Ondan sonra bakacağız bir günde ne kadar para kazanabilir? Şöyle sorular da geliyor. Abi biz ejderha falan çıkamıyoruz, bize izin vermiyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. İtem yaptıktan sonra onlar gelmeden kesersiniz zaten. Merak etmeyin. Ben size diyorum ki bu server'da özellik her şey demektir ya. Misal örnek veriyorum, ben 250 level'ım. Her şeyim full, her şeyim tam. Ama ben gidip ejderha itemi yapmadan ejderhayı kesemem arkadaşlar. Size daha önce de söyledim. 250 level'la 130 level arasında hiçbir fark yok bossların karşısında. O yüzden server özellik üzerine. Bu yüzden biz ne yapacağız? Özellik koyacağız ki biz ejderha ile ilgili itemlerimizi ejderha yolu videomuzda belirtmiştik. Orayı izleyerek o adımları takip ederek ulaşabilirsiniz bunlara arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce bakacağım pazarlarda en çok neler satılıyor. Sonra onları beraber tedarik edeceğiz. Bugün inşallah biterse tabii ki de. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şöyle bakmayacağım. Burada Kro, Güneş, Site, Mitesi, Site falan ayarlayamazsınız zaten de. Ama mesela bakacağız. Tecrübe yüzüğü. Morok. Bakalım tecrübe yüzü. O 2 von olmuş lan. Oha. Bu morok. Oha 2 von olmuş abi. Bak bunu ekleyelim. Ben hemen şuraya yazıyorum. Morot. Yüzük. Bunları düşüreceğim arkadaşlar. Bunları elde etmem lazım. Baksana 2 von 3T demek. 2 von 3T demek. Biz bunları tedarik edeceğiz sevgili arkadaşlar. Ondan sonra bir bakalım başka neler varmış. Lan sanki server'da ben yeniyim ha. Ben çok oldu mavi bire falan gelip bakmıyorum yani. Çünkü para kazanmayı çoktandır bıraktım. O yüzden biraz şaşırdım arkadaşlar. Çünkü bir yüzük 1T'ydi en fazla. Şu an 3T olması çok acayip. Gördüğünüz gibi yüzükler bayağı bir satılıyor arkadaşlar 2010'da. Çünkü çok kişi kasılmaya çalışıyor. Ve yüzükler de kasılmanın odak noktası arkadaşlar. Şöyle bakalım Kro, Güneş falan bunları boşver. Bunları boşver arkadaşlar. Neler var? Ha, sandık. Metin Dağı sandığı 10 vola koymuş arkadaşlar. Metin Dağı ile ilgili videomuz var arkadaşlar. Orada zaten göstereceğiz ama bugün de yapacağız. Çünkü ben söz verdim. Bugün ben ne gösteriyorsam, neyi söylüyorsam onu yapacağız. 1. Morot toplayacağız. 2. Yüzüğe gideceğiz. 3. Metin Dağı sandığı toplayacağız. Tabii Metin Dağı sandığı değil de onun daha aşağısında bir şeyler toplayabiliriz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Metin sandıkları varmış.
Ondan sonra sitelere falan hiçbir şekilde bakmayacağım arkadaşlar. Çünkü siz kalkıp 3.20'li oklu itemler de hazırlayabilirsiniz. Bunlar da para edebilir, Efsun botu kurarsınız. Ama bilgisayarınız çok aşırı bir şekilde açık kalması lazım. Ya yani 1.5 T mi gider yani, çok gider arkadaşlar. Tekrardan bir mor ot var. Lan başka bir şey yok mu satılık? Bakalım. Beta, cennet. Neler olabilir? Neler? Sandıkçım, bir bakalım sandıkçım kim? Azrail sandığı 75. Azrail sandığına da gidelim arkadaşlar. Bunlar hakkında da küçük bir açıklama yapayım arkadaşlar. Birazdan ona da gideceğiz. Hatta giderken bakalım. Bunlar ne işe yarıyor? Ona da bakacağız. Azrail sandıkları falan ne iş kardeşim? Ucuz sandık demiş. Şuna bir bakalım. 500M. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Bunu da hep beraber gideceğiz. Bunu da yapacağız. Para bugün ne para yetiyorsa hepsini yapacağız. Kule. Bakalım. 1 Won'a koymuş arkadaşlar. Hatta 1T 700M koymuş. Meleğin kutsamasını. O zaman bugün kulede çıkıyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Başka neler yapabiliriz server'da? Başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Yani yine meleğin kutsaması falan, dağla ilgili şeyler var arkadaşlar. Milyonerin kolyesi falan filan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buraya tıklıyorum. Kırmızı tüy kaleme tıklıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar 15 adet çorap, 5 adet erdemli adamın notu, 5 adet meleğin kutsaması, 5 adet milyonerin kolyesi, 5 adet Azrail ve 5 adet kırmızı ejderha sandığı lazım ki ben bir tüy basabileyim arkadaşlar. Burada tüylerde 24-23 won, ona da bir bakalım arkadaşlar. Tüy yapmak isteyen arkadaşlarımız onları toparlayabilirler. Ama bence tüy itemi satmak, tüy yapmaktan daha iyi olacaktır. 15 çorap varsa tabi onu da yapın ama. Çünkü tüyler de baya bir dönüşümde işe yarıyor. Kırmızı basımında, dragon yapımında, her şeyde işe yarıyor arkadaşlar. Bakalım ya, böyle neler var satılık da göremiyorum ki ben. Bir şey var mı ya? Full item var ya. Pazarlarda mahvolmuş. Eskiden bunlar asla girmezdi pazarlara falan. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kırmızı ejderha sandığı 1 won. O zaman kırmızı ejderhayı da keseceğiz arkadaşlar. Bunu da bir kenara not edelim. Ondan sonra burada güzel bir pazar varmış arkadaşlar. Kıvrık anahtar 1 won'a. Güzel arkadaşlar. O zaman beraber kıvrık anahtar toplamaya da gideceğiz. Generalden düşüyor kıvrık anahtar. Beraber gideceğiz. Generalde keseceğiz arkadaşlar. Bakalım bunlar ne? Kırmızı ejderha sandığı zaten belirtmiştik. Kırmızı ejderha sandığı keseceğiz. Mor ot 2 won'a. Mor ot da mavi ejderhadan düşer arkadaşlar. Kıvrık topladıktan sonra mavi ejderhayı da yapalım bugün o zaman arkadaşlar. Şimdi ufaktan ufaktan bakalım, başka unuttuğumuz bir şey yok. Bizim bugün yapmamız gereken şeyler şunlar arkadaşlar. Şimdi bir kırmızı ejderha, mavi ejderha, kule yapacağız, general yapacağız, Metin Dağı'na çıkacağız ve yüzük için bakacağız. Yüzük ben düşüremem de ama bir şansımı deneyeceğim. 250 level'ım bana düşmez normalde ama düşebilir yani. Arkadaşlar şimdi hep beraber gidelim. İlk önce sürgün mağarasından başlamak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar zaten sürekli de bunu belirteceğim. Ejderha general için yapmanız gereken bazı itemler var. Bunları ejderha yolu videomuzda belirtmişiz arkadaşlar. Şimdi hep beraber gidelim bakalım bugün kaç T toplayacağız. Arkadaşlar öncelikle sürgün mağarasından başlamak istedim. Burada şu anda biz generali bekliyoruz. General çıktığı zaman biz generali keseceğiz. Kıvrık düşecek.
3 tane kıvrıkla biz ejderha odasına gireceğiz. Bu bizim giriş biletimiz olacak arkadaşlar. Bugün 2-3 defa ejderha yapmayı planlıyoruz. Yapmamızın nedeninde ne itemler düşecek? Mor ot ve genellikle çorap düşer arkadaşlar. Generalimiz geldi arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi. Generali biz nasıl sıkıştırabiliriz? Eğer general sıkışmazsa kesmeme ihtimali de var arkadaşlar. General üstümüze geldiği zaman hemen biraz geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda generalimiz sıkışmış durumda olacaktır arkadaşlar. Kesmeye başlıyoruz generalimizi. Giriş çıkışlar olduğu için bazen takılı kalıyor. Şu anda generalimiz kesiliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bize kıvrık atacak, dediğimiz gibi kıvrıklarla ejderhaya gireceğiz. General odaları ile ilgili videomuz zaten var. Her CH'de 4 tane general düşüyor arkadaşlar. Kıvrığımızı aldık. Şimdi direkt ejdere gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ejderha odasının hemen yanındayız. Sura hayaletinin hemen yanındayız arkadaşlar. Şimdi de ejderhaya giriyoruz. Bakalım ejderha bize nasıl bir kazanç sağlayacak arkadaşlar. Bizim buradaki temel amacımız en kısa yöntemlerle, yapabileceğimiz en kısa şeylerle para kazanmak arkadaşlar. Ejderha bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. 3 tane kıvrıkla girebiliriz dedik. Kıvrıkları generalden toplarız. Generallerimizi kestik arkadaşlar. 2-3 tane ejderha yapmayı düşünüyorum. Bakalım bize neler düşecek ejderhadan arkadaşlar. Şuradan hemen ejderhayı görmek istiyorum yazarak zaten burada bize bir şifre veriyor. Hazırım diyoruz arkadaşlar. Şifreyi giriyoruz. 99-47 diyerek odaya gireceğim. Benden 3 tane kıvrık alacak. Tamam diyerek odaya ışınlanıyorum arkadaşlar. Odamız açılacak. Açılacak. Evet, odamız açıldı arkadaşlar. Benim internetimde bugün çok büyük bir sıkıntı var. Ya videoyu yapacağım dedim dünden beri, kafayı. Neyse arkadaşlar, internet düşünce mecburi oyun da çok kasıyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce gidelim ejderhamızı keselim. Ejderhayı kesmek için arkadaşlar öncelikle bizim ejderha ile ilgili videomuz var. İtemleri nasıl olmalı? Çünkü siz item yapmazsanız ejderhayı kesemezsiniz. Generali kesemezsiniz. İtem yapmanız lazım. İtem ile ilgili videomuz, ejderha yolu, ejderha kesimi videomuzda mevcut arkadaşlar. Bugünlük sadece para kazanmayı göstermek için, para kazanmayı göstermek olduğu için arkadaşlar, ben yolu falan göstermedim. Direkt geldim gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar çok yoğun bir lag var burada. Acaba slotları kesip öyle mi girseydim? Neyse, bir şey olmaz. Şöyle ufaktan ufaktan birkaç tane slot keseyim. Şunun etrafını boşaltayım en azından. Onu keserken kasmasın bilgisayar. Ondan sonra daha rahat kesebilirim, değil mi arkadaşlar? Yani çünkü ya video çekiyoruz. Ondan sonra böyle saçma sapan lag olunca da insanlar sıkılıyor. Ya ben 10 defadır çekiyorum ya video. Ya bir tane, size bir tane video çekmek için ya emin olun en azından bir 5-6 defa tekrarı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar kurta biniyorum. Ve dalalım bakalım ejderhamız bize ne verecek arkadaşlar. Ejderhadan da güzel bir şey elde edersek çok iyi olacak. Umarım güzel bir şeyler atar arkadaşlar. Ya burada benim göstermek istediğim şey şu. Mesela şu anda ejderhadan herhangi bir şey çıkmazsa arkadaşlarımızın belki yapmak isteği olmaz. Ama yaptığınız zaman da çıkmazsa bu sefer beni suçlamayın. Öyle bir şey yok. Bakıyorum. Havalı çelik yaymış. Lanet olsun.
En berbat itemler bize düştü. Tamamdır arkadaşlar. Neyse, her neyse, her neyse. Arkadaşlar, şu anda mor ot düştü. Mor otun fiyatı şu anda baktık beraber yaklaşık 2T 250 mi falan filan gibi bir civarda. Şunları da alabilirsiniz. Onlarla da aynı zamanda satabilirsiniz. Server'da onları alan var. Site yavrusu falan yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. O havalıları falan da alarak burada Azrail'ler var arkadaşlar. Azrail'lerimizi de keseceğiz. Sandıklar düşecek. Bu sandıkları da alalım. Bunlar da para edecek. Ya para kazanmak isteyen arkadaşım her türlü kasar. Anladın mı? Yani 20 mi, 30 mi, 40 mi, 100 mi falan filan diyerek belli bir birikime ulaşabilir arkadaşlar. Ki ben mesela 3 yıldır bu serverdayım. Ve mesela bu kıvama gelmemizin temel sebebi de buna bağlıyorum ben her zaman. Yani çünkü eğer sabır olmazsa, yani aman ben hani hemen istiyorum falan filan, öyle şeyler olmaz. Yani direkt birden bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi ejderhamızı kestik. İtemlerimizi aldık. Tekrar ejderhaya girelim. Bakalım bu sefer ejderha bize ne verecek. Merak ettim doğrusu. Çorap atarsa direkt T'ye çevireceğiz. Ki ben çeviremem. Düşerse çok iyi olacak yani. Ondan da güzel bir yarar sağlarız arkadaşlar. Ama tabii ki de bir bekleme süresi var ejderhayı kestikten sonra. Yaklaşık bir 5 dakika 6 dakika falan sonra atıyor sizi. Arkadaşlar aynı zamanda görevi falan olan arkadaşlar için burası yine güzel bir yer. Çünkü arkadaşlar bu odada Azrail'ler var. Buz cadısı var. Çok daha rahat görevlerini yapabilir burada. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi tekrardan ışınlandık. Hemen şuradan tekrardan girmek istediğimi belirteyim. Bu sefer de girelim bakalım. Ya 2-3 defa yapmak istedim çünkü hani bir bakalım ya tam olarak ne düşüyor. Arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Ben yarına videoyu hazırlayıp size göndermek istiyorum. Pardon, bugün. Umarım bugün halledebileceğiz videoyu. Saat 4-5 oldu arkadaşlar. Şimdi de kuleye gireceğiz. Kulede bakalım para kazanma nasıl olacak arkadaşlar. Ben kuleye giriş yapıyorum. Kulenin sonunda görüşmek üzere. Arkadaşlar şu anda son kattayız kulede. Azrail'in hemen yanındayız. Azrail'imizi keseceğiz arkadaşlar. Lag çok fazla var. Önlemeye çalıştım ama bu yaklaşık 5-6. defa kule çıktığım internetimden kaynaklı olabilir arkadaşlar. Şimdi biz burada şunu yapacağız. Azrail'i kestikten sonra altın kurbağalar düşecek. Bu altın kurbağalar aynı zamanda görev. Bunu da bilmenizi isterim arkadaşlar. Şimdi bakalım altın kurbağalardan bize ne düşecek. Uf be ulan, lag'a bak ya. Nasıl bir lag var abi. Şuradan hemen bir tane kurbağa keselim. Bakalım ne düşecek. Ayzer Terekule'de kurbağa kutsama kazandık. Hemen bunu da kesiyoruz arkadaşlar. Bu sefer kurbağa boş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da keseyim. Bu da hoş çıktı. Şunu da keseyim bari. Evet, tamamdır. İki tane itemimiz düştü. Buradaki amaç zaten iki tane item düşürmekti arkadaşlar. Aynı zamanda Azrail sandıkları da satılabilir ama çok fazla para etmez. Kule itemleri daha değerli. Güzel olmasının sebebi şu anda eskiden tek bir CH'ye bağlıydı. CH6'ya falan da girsen yine aynı şekilde CH1 olarak, tek bir CH olarak gözükürdü. Ejderha, mavi ejderha odası gibiydi. Ama şu anda o kalkmış. Her CH'de artık kuleye çıkabiliyorsunuz. Bu daha uygun. Yani
sıkışmanız falan filan. Çünkü siz metni kestikten sonra sizi tek ışınlar, sizden sonra gelenler sizin kulenize karışamaz arkadaşlar. Bu yüzden kule biraz daha güzel bir seyirdi diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki mapta görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda kırmızı ejderhadayım. Kırmızı ejderhayı bekliyorum. Kırmızı ejderhaya çok kişi geliyor arkadaşlar. Daha hızlı öldürmek için küçük zehirli örümcek dönüşüm küresi aldım. Arkadaşlar siz de kırmızı ejderha yapmak isteyen arkadaşlarımız bunu alırsa daha hızlı öldürecektir. Çünkü kırmızı ejderha 6 CHD 6 tane düşüyor. Bu yüzden de çok kesiliyor. Çok fazla durmuyor. 250 levelin odak noktası olmuş. Kırmızı ejderha yapmak arkadaşlar. O yüzden bunu yapacak arkadaşlarımıza dönüşüm tavsiyem olacaktır. Yine normal mavi ejderha itemlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar burada da. Ejderha itemlerini bilmeyen arkadaşlarımız tekrardan bizim videomuzu izleyerek itemlerini düzeltebilirler arkadaşlar. Şimdi biz bekleyelim. Gelsin bakalım. Ondan sonra keseceğiz. Tabii ki de biraz acele etmemiz lazım. Bu 5-6 tanedir kaçırıyorum. Yalan olmasın. Dönüşümü sonradan aldım. Çünkü baktım ki olmuyor. Onu daha sonra tedarik ettim arkadaşlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kırmızı ejderha geldi. Hemen gidelim. Vuralım. 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 Evet. Girmemiz lazım biraz daha. Tamam. Şu anda oldu. Şu anda çok düzgün oldu. Vurmamız lazım. Ama ejderhayı kesebilirsek çok iyi olacak arkadaşlar. Biraz daha seri vurabilir miyiz acaba şu anda? Kırmızı ejderha kesimi böyle olacak. Başka türlü olmayacak. Çünkü çok kişi geliyor arkadaşlar. Ben 3-4 tanedir kendim kaçırıyorum. Bir de siz düşünün. Siz gelirseniz abo. Adam canını doldurdu. Ben vuramıyorum. Kalkıyor. O yüzden mi vuramıyorum acaba? Pardon. Benim hatam olduğu için vuramıyorum. Evet arkadaşlar. Keselim bunu da. Sandığımızı alalım. Umarım. Arkadaşlar niye vurmuyor ki bu ya? Altına yatıyor vurmuyor. O etrafındakiler kaç kavuruyorum ki ben? Görebilir miyim? Arkadaşlar yaklaşık bir millet geldi bile. 14K falan vuruyorum. Yardıma gelen bir arkadaşımız var. Birisi daha geldi sanırım. Burası dolup taşacak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu anda kestik. Gördüğünüz gibi kırmızı ejderha sandı. Aldık. Sağ ol diyelim. Arkadaşlar kırmızı ejderhayı da kestik. Kırmızı ejderha sandığımızı da elde ettik. Tekrardan şunu hatırlatayım. Bunu yapmak isteyen arkadaşlarımız videoyu izlediği gibi çok sayıda kişi geliyor. Bunu önlemek için de dönüşüm küresi kullanmalarını istiyorum arkadaşlar. İtemleri de normal itemler olacak tabii ki de. Ben bu arada ejder itemlerimi giymediğim için o kadar az vuruyordum. Yeni fark ettim ben. Normal itemler varmış üzerimde. Yeni fark ettim arkadaşlar. Ama siz o ejder itemlerini de kesinlikle giyin arkadaşlar. Çok daha fazla vurursunuz. 14K değil de 30-40K vurmanız lazım kırmızı ejderha arkadaşlar. Hemen hiç hız kesmeden bir sonraki adıma geçelim. Metin Dağı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar döndüğümüz yerdeyiz. Metin Dağı'ndayız arkadaşlar. Biz bugün Metin Dağı'ndan sandık elde edeceğiz arkadaşlar. İlk önce bir bakalım burada düşürme oranı ne kadarmış, yani ne kadar düşürebilirmişiz. Ben Hainlik dağına doğru yol alayım, ufaktan ufaktan gideyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün baya bir şey topladık yani.
Adamlar full AFK bırakıyor. Bunlar metin kasıyor. Bunlar herhangi şeyle alakalar yok arkadaşlar. Evet, şurada bir tane varmış. Hemen gidip dalıyoruz arkadaşlar. Şurayı da işaretleyeyim. Bayağı güzel de keseriz ya. Sıkıntı yok zaten. İz skilleri değiştirmişim. Arkadaşlar burada iki tane düştü. Devam edelim. Yukarıya kadar gidelim. Bir tane sandığımızı aldıktan sonra zaten geri döneceğim. Çünkü ben Metin Dağı ile ilgili videoyu paylaşmışız. Burada çok uzun süre kalmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Daha önce topladıklarım var. Buradan da 3 tane düştü. Şimdiye kadar 5 tane oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şurada da bir tane varmış. Hemen kesiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla bir yoğunluk yok şu anda. Ben size Metin Dağı videosu çekerken belirtmiştim. Burada bayağı bir düştü. 5 tane oldu sana 10 tane arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan ineyim de kurtabileyim. Hemen keselim. Arkadaşlar Metin Dağı hakkında biz belirtmiştik videoda. O yüzden burada fazla durmayacağım. Burada 15 tane oldu arkadaşlar. Şu ana kadar bir 15 tane topladım. Gördüğünüz gibi şu an fazla bir yoğunluk yok. Yoğunluk olmamasının sebebi de yavaş yavaş değeri düşecek tabi. Bu yüzden yok arkadaşlar. 15 oldu sana 18. Devam ediyorum arkadaşlar. Ben burada 2 tane tedarik etmişim. 200 adet tedarik etmişim. 10 da sandık yapacağız. Yani millet şey koymuştu. 500M falan koymuştu arkadaşlar. O da para eder yani. Mesela para kasmaksa dediğim gibi arkadaşlar para kazanmanın birçok yolu var. Bugün sadece benim sizlere gösterdiğim 6-7 tane yöntem var. Bunun haricinde kalkan 5'e 5 yaparak yani en ufanda atıyorum. Mesela bu bir site kalkan değil. Yarı 10. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gider. Koy. Pazara koy gider yani. Anladınız mı? 15'li itemler yapabilirsiniz. Millet alır yani. Anladınız mı? Ya siz para kazanmayı istedikten sonra şöyle bir şey söyleyeyim ben. Her türlü kasarsınız. Şunları da keseyim de geçmeyelim boş boş. Şuradan ineyim ya. Hava kılıcını açacağım da bir türlü açamadım. Yani arkadaşlar benim size demek istediğim şey tam olarak bu zaten. Sakın yani parayı kasamıyoruz falan diyerek kendinizi fazla derde sokmayın. Gördüğünüz gibi ya bugün bayağı bir şey yaptık. Son bir şey kaldı. Yüzüğe gideceğiz. İnşallah düşer bana. Bilmiyorum ama ya inşallah düşer. Öyle söyleyeyim. Metin Dağı da çok fazla şey değil. Adam Metin Dağı sandığını 10 vona koymuş. Yani siz bir gün gelseniz bir tane sandık yapsanız 8 vona da satsanız yine de iyi yani. Mesela ben bu kadar şey yaptım. Şu anda arkadaşlar şurada ben bir tane sandık alayım. Hemen buradan ayrılacağım zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sandığımızı aldık. Arkadaşlar Metin Dağı ile ilgili benim size söyleyeceğim bu kadardı. Söz verdiğim gibi bir tane sandık elde ettik. Bu da bize 500M eder. Bu da iyi bir para arkadaşlar. Ondan sonra Metin Dağı ile ilgili bütün her şeyi zaten bizim videomuz var. Oradan izleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi XP yüzüğünü bulmaya çıkacağız arkadaşlar. Bu bizim son adımımız olacak arkadaşlar. Öncelikle markete gelip şurada metin taşı dedektörü var. Bundan bir tane alıyorum. Bu bize metinlerin yerini gösterecek arkadaşlar. Orada bize daha çok kolaylık sağlayacak. Metinler Kızıl Orman metinleri olması lazım arkadaşlar. Biz Kızıl Orman'a ışınlanacağız. Ancak şöyle bir bilgi de vereyim. Kızıl Orman'da fazlasıyla yang düşüyor. Bu ne demektir? Siz bir çağrı açıp 65 levelden 100 levele, 110 levele kadar eğer Kızıl Orman'da kasarsanız 1T'ye yakın para
toplama şansınız olur. Ben çok yaptım zamanında. Çok fazla çar açtım. Kızıl Orman'a gidip geldim arkadaşlar. Ve yine Kızıl Orman'a gidiyoruz hep beraber arkadaşlar. Direksiyonla ışınlanacağım ben. Sonundan ortaya kadar zaten Metin düşüyor. Öyle söyleyeyim ben. Diğer yerlerde düşer de onlarda şey düşmez. Ama Metin direktörü burada işe yaramıyor mu? Hani galiba bakalım. Deneyeceğiz. Yoksa Metin olmadığı için. Arkadaşlar şu anda Metin yok. Metin taşı bulunmuyor lan, Metin yok. Oha. Vay arkadaş, böyle bir şey var mıymış? Arkadaşlar ortaya kadar gideceksiniz. Daha fazla gitmeyeceksiniz. Size tavsiyem de tabii ki de gidebilirsiniz de. Benim tavsiyem o yönde. Lan Metin yokmuş be. Var mı böyle bir şey? Devam edelim arkadaşlar. Bir tane Metin bulabilirsek. Ya ben söz verdim yapacağım diye. Yoksa aha burada kesmiş adam ya, Allah kahretsin. Ben söz vermeseydim sadece söylemekle kalırdı da, onu yapmak istemedim işte, sadece söylemekle kalmasın dedim arkadaşlar. Ama bu kadar da millet kesiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi ya, para kazanmak isteyen arkadaşım, kardeşim her türlü keser ya, her türlü kazanır ya. Burada zamanında ben de çok yaptım. O yüzden diyorum, mesela bana soruyorlar parayı nasıl kazanabiliyorum. En iyi, en avantajlı. Ben size bu kadar yol sundum. Artık siz hangisini seçiyorsanız onu yapın arkadaşlar. Kendinizi hangisinde en yetenekli görüyorsanız, hangisi bana kolay? Bu soruyu kendinize sorun. Arkadaşım hangisi bana kolay? Ha şu kolay. Tamam o zaman ben bunu yapayım. Ha bu kolay. O zaman ben bunu yapayım. Yani size kolay gelen hangisi ise onu yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yoksa boş boşuna şey olmaz. Yani boş boşuna bu videoyu yapmış olmayalım. Metin mi dizmek? Sonunda bir tane Metin bulabildik. Bence bir şey düşmeyecek ama düşerse dediğim gibi çok iyi olur. Hadi bakalım. Düşecek mi, düşmeyecek mi sorusunu kendimize soracağımıza Metin keselim arkadaşlar. Bu son adımımızdı bu arada. Bu yollardan herhangi birini kendinize seçerek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yapamam edemem değil de, hani yapabilirimden yola çıkarsanız elbette para toplayabilirsiniz. Bu kadar yol sunduk, elbette bir tanesi size uygun olacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir şey düşmedi arkadaşlar. Ben hani söz vermiştim. Bugün neyi göstereceksem hepsini beraber gidip yapacağız demiştim. Hiçbir şekilde geri planda bırakmamaya da özen gösterdim. Yani bugünümü size ayırdım komple arkadaşlar. Bir bakalım günün sonunda biz ne kadar para toplamışız. Şimdi ona bir bakacağız. Bakalım arkadaşlar. Bu kadar hengameye girdi, bu kadar şey yaptık. Artık bakalım ne kadar para toplamışız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kırmızı ejderha sandığı 1 mon. Şuraya bakalım, hainlik sandığı beraber bakmıştır. 500 m yaklaşık 2T oldu arkadaşlar. 2 mondan 3T, 3T, 6T. Şurası da 2T. 8T'miz oldu arkadaşlar. 1.5T, 1.5T, 3T eder. 11 won eder arkadaşlar. Şu 1 won'dan hesaplasak arkadaşlar 3T 14T etti arkadaşlar. Şurası komple 1T desek, 1T desek şuraya da 13, şurası da yani yaklaşık bir
12 T topladık bugün arkadaşlar. Herhangi birini bir de üst üste yaptığınızı düşünün. Mesela diyelim ki ben bu kadar uğraştım. Bu kadarını topladım. Her birine farklı farklı gittim arkadaşlar. Düşünün sürdürme arasına gidip gelene kadar 15 dakika gidiyor. Ondan sonra kırmızı ejderhayı 1 saat bekliyor. Yani bunlardan herhangi birisini sürekli yaptığınız zaman da günde 20-30 TL kazanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Hangi sorunuz varsa, ne sorunuz varsa yorumlara atabilirsiniz. Ben hemen cevap veriyorum zaten arkadaşlar. Sürekli kontrol ediyorum. Bu kadar arkadaşlar. Para kazanmanın yolları bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım güzel bir şeyler ortaya koyabilmişizdir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.